Canım yolar merhaba, ambulans şoförü oyunu başlasın. Canikolar hatırlarsanız bir önceki bölümde bir ambulans almak istemiştik. Yeni böyle süper bir tane ambulansımız vardı. Ama paramız yetmiyordu. Şöyle sireni çalıştıralım bu arada. Paramız yeterince birikti. 7000 doların üzerine çıktık. Ama son bir görevi yapmak için şöyle gidelim, son görevi gerçekleştirelim. Ardından 0 yeni bir ambulans alacağız. Çıkın çıkın. Işığı açalım şöyle. Açılın yoldan, açılın yoldan. Acil bir olay var. Acil olaya gidiyoruz. Ardından yeni bir tane ambulans alacağız. 7200 dolar mıydı? 7000 dolar civarında bir şeydi. Onu alacağız. Ama öncelikle bu görevi... Yavaş yavaş dostum. Önce bu görevi yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gidelim bir an önce. Şu işi halledelim. Evet bakalım gidiyoruz. Nasıl bir kaza var? Nasıl bir olay olmuş? Hiç bilmiyorum. Yolda göreceğiz. Orada tıklarken dikkat etmedim. Açılın yoldan. Açılın. Çok önemli bir olay var. Çıkın buradan dostum. Biz geliyoruz. Ambulans alacağız. Paraya ihtiyacımız var. Oh yağmur başladı. Sileceği çalıştıralım. Hızlı hızlı çalış. Bu olayda neredeymiş arkadaş, ne kadar uzakta, yol kaygan biraz galiba ama yeni ambulansımızı alınca hiç böyle bir sorunumuz kalmayacak. Yeni ambulansımız çok harika bir araba, özellikleri de gayet güzel. Şimdi hemen olayı bulalım, neredeymiş burası. Yaklaştığımızı hissediyorum, 90 saniyemiz kaldı. Hızlı bir şekilde burayı bulmamız gerekiyor. Nerede gerçekleşti bu olay? Sanırım burada, evet. Tamam geldik. Geldik. Sakin sakin. Hemen şöyle arkaya geçelim. Gel bakalım hasta. Hasta bey ne oldu? Hiç merak etme. Şimdi gidiyoruz. 350 saniyemiz var. Seni rahatlıkla hastaneye yetiştireceğiz. Merak etme. Yağmur da çok yağıyor ama olsun. Şöyle içeri alalım. Ben böyle içeride daha çok seviyorum bunu. Hadi bakalım. Yetiştirebilecek miyiz sizce? Yolları da bu arada bayağı bir öğrenmeye başladım arkadaşlar. Gide gele gide gele. Para biriktirirken bayağı bir görev yapmak zorunda kaldım. 7000 dolar az para değil. Ortalama her oyunda 100-200 dolar arasında kazandırıyor. Bayağı bir oyun oynamışız yani siz yokken. Bu tepenin arkası bizim hastane olduğunu düşünüyorum. Mazotumuz var mı? Bu arada kontrol edelim. Mazotsuz kalmayalım. Hadi dostum yürü. Çekişi falan bu arabanın çok kötü arkadaşlar. Şu görevi bitirelim. Hızlı bir şekilde gidelim. Sıfır cilok gibi mükemmel. Çık dostum çık. Sen ambulansa neden yol vermiyorsun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gidelim ambulansımızı alalım artık. Bu ambulans gerçekten çok kötü. Hiç güzel değil. Geldik sanırım. Yaklaştık hastaneye. Hasta bey merak etme. Seni şimdi hastaneye götürüyoruz. İşte geldik. Şuradan hemen hastaneye bırakalım hastamızı. Tamam. Evet geldik. Şimdi artık bu ambulansımıza veda etme zamanı. Bakar mısınız? 7000 dolarlık cillup gibi bir tane ambulans satın alıyoruz. Ve aldık. Hemen bakın şu bir önceki ambulansımız, bu yeni ambulansımız. Bununla hemen vakit kaybetmeden yeni bir oyuna başlıyoruz. Haydi bakalım başla dostum. Bakalım bunun kontrolü nasılmış? Daha mı iyi, daha mı kötü? Göreceğiz. Dön bakalım. Şöyle biraz uzağa alalım. Evet bu sanki biraz daha geniş. Güzel bir arabaya benziyor. Şöyle sesini dinleyelim. Nasılmış sesi? Evet. Çok güzel bir ambulans arkadaşlar. Şimdi biraz para kazanalım. Bazı özellikler ekleyelim buna. Çok güzel böyle modifiye edebiliyoruz. Arabanın önüne bazı şeyler koyabiliyoruz. Sağlık ekipmanları alabiliyoruz. Onların hepsini alacağız. Hepsini alacağız. Şöyle biraz uzaktan devam edelim bakalım. Arabanın çekişi gidişi nasıl? Çok güzel bir ambulans gerçekten. İki tane ambulansımız oldu. Şimdi ara ara değiştiririz. Ama tabii bunu biraz modifiye etmemiz gerekiyor. Olay mı yerine geldik. Biz de kaza yaptık. İnanmıyorum. Arkadaş bayağı bir acı çekiyor. Ne olur diyor beni hızlıca diyor.
hastaneye götürün diyor, çok zor durumdayım diyor. Onun da egzoz muayenesini yaptırmamışlar herhalde arkadaşlar. Bakar mısınız? Duman çıkıyor kapkara. Haydi yürü dostum, hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Arabanın performansını nasıl buldunuz arkadaşlar? Bir yorumlara bir yazın bakalım. Ambulansın performansını beğendiniz mi? Bir önceki mi iyi, bu mu iyi? Sizlerden yorum bekliyorum. Gidelim bir an önce hastamızı hemen yetiştirelim. Yavaş 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 dostum. Evet, hastaneye geldik. Bakın burada yazıyor. Hospital diyor. Hospital. Çarptık. Hastamızın durumu zaten kritik. Böyle hatalar yapmamamız gerekiyor. Evet, şimdi hastaneye geldik. Hastamızı teslim edelim. Paraları alalım. Şimdi 14 kilometre uzakta bir uçak kazası olmuş. Ufak uçaklar var ya, onlardan bir tane uçak düşmüş. Gidelim arkadaşlar, hemen alalım hastamızı. Hastaneye yetiştirelim. Bizim için hasta çok ön planda. Mazotumuzu bu arada kontrol ediyorum, yolda kalmayalım diye. Gidiyoruz hastamızı almaya. Bize neden bunlar yol vermiyor yine? Çıkın önümden, çıkın çıkın. Bagajın kapağı açılıyor. Bu arka kapağı kim kapatmadı? Gidiyoruz arkadaşlar. Arabanın içine girdik. Çok güzel bir ambulansımız yok mu? Şöyle arabanın içini göstereyim size. Tabii bu arada hastaya da yetişmemiz gerekiyor. Hadi dostum, hadi dostum. Bas biraz, bas. Hızlan. Nasıl gaz veriyor görüyor musunuz? Şöyle ışıkları açalım. Bizi görmezden geliyorlar. Uzunlar açalım. Böyle. Çıkın. Çıkın. Adamı hasta etme. Hayret bir şey ya. Çıksana kardeşim, biz ambulansız ya. Bize yol vereceksiniz ya. Burada can taşıyoruz. Can. Her şeyden önemli. Şöyle tekrar bir uzağa geçelim. Şöyle bir görelim. Neler var neler yok. Bize kimler yol veriyor, kimler yol vermiyor. Dön dostum, dön. Hemen. İşte. Ha yok, değilmiş, pardon. Garajı bir olay sandım. Evet, geldik. Geldik hemen. O nasıl bir duruş dostum? O nasıl bir duruş? Adam ayakta kalmış ya. Evet, hastamızı aldık. Hızlı bir şekilde şuradan dönelim. Açılın yoldan. Açılın yoldan. Biz geliyoruz. Ambulans geliyor. Hastamızı yetiştirmemiz gerekiyor. Uçaktan düşmüş. Öyle kötü yaralanmış ki. Bunu hemen hastaneye yetiştirelim. Kendine gelsin. Bizim doktorlarımız çok iyidir. Hasta bey, hiç merak etmeyin. Neden hiç bayan hasta yok? Onu da merak ettim. Hep erkek hastaların hepsi. Çık dostum, çık. Çık şuradan ya. Hasta mısın nesin? Gidiyoruz. Hey 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 hey. Son anda işte, evet. İnanmıyorum. Nasıl bir kontrolü var bu ambulansın? Galiba ben bunu beğenmedim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Uzunlar mı yanıyor? Gidelim hastaneye, şu hastamızı bir yetiştirelim. Sileceklerimizi de çalıştıralım şöyle. İçten bir bakalım, silecekler çalışıyor muydu? Yok, çalışmıyor. Tamam. Açılın yoldan. Açılın, hasta geliyor. Hasta geliyor. Çıkın önümüzden arkadaş. Sen bize neden yol vermiyorsun dostum? Hastamızı hastaneye yetiştireceğiz. Uçak kazası olmuş. Çık 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 çık. Dön. Çok güzel döndük. Bir daha köprüye giriyoruz, köprüye. Sileceği kapatabiliriz aslında. Ama bu kısa bir köprü. Haydi dostum, yürü. Yürü, yavaşla yavaşla yavaşla, uçmayalım. Tamam, çok güzel döndük. Şöyle uzağa alalım bakalım. Son aşamaya geldik çünkü. O bize yol vermeyecek, arkasından geçelim. Evet, hastaneye geldik. Hastaneye geldik. Şöyle hemen hastamızı bırakalım. Çok acil durum. Doktor bey, herkes koşsun buraya. Herkes koşsun. Bir kaza olmuş. 6 kilometre uzaklıkta. Gayet yakında bir kaza olmuş. Onu da gidelim alalım. Bakalım paralarımıza ne kadar paramız var. Ufak modifiye yapalım arabamızı. Neler alabiliriz? Ona bakacağız hep beraber. İşte gidiyoruz. Çık arkadaşım, çık. Acil durum diyoruz. Neden anlamıyorsunuz yahu? Hiç anlayışlı değil bu şoförler. Hiç. İşte geldik. Çık dostum, çık. İşte ambulans geldi. Bunun frenleri hiç tutmuyor arkadaşlar. Aa diyor, benim diğer yerim ağrıyor diyor. Lütfen beni hastaneye götür diyor ambulans bey diyor. Tabii ki, tabii ki sizi hemen hastaneye götüreceğiz şimdi. Yağmur inanılmaz yağıyordu. Hasta bağırıyordu. Beni hastaneye yetiştirin diyordu. Çıksana arkadaşım, çıksana yahu. Çıksana, sen ne laftan anlamaz bir adamsın yahu. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Şuna bakar mısınız ya? Böyle bir şey var mı? Bizi geç bıraktı ya. Resmen hastaneye geç kaldık. Neredeyse yetişmiştik. İşte geldik.
İşte geldik ama zamanla yetişemedik. Evet, şimdi 1000 dolarımız var. 1000 dolarla bakalım ne alabiliriz. Şöyle bir girelim içeri doğru. Reklam izleyerek arabayı yıkatabiliyoruz ama bize şu anda o lazım değil. Bunlar neymiş? Arabanın diyor beygirini yükseltebilirsin diyor. %6 diyor daha benzin tasarrufu yapabilirsin diyor. 10 beygir daha arttırıyormuş. Ama buna paramız yetmiyor bizim. O yüzden biz şöyle daha ufak bir şey ne alabiliriz bakalım. Araca bir tansiyon aleti alabilir miyiz? 450 dolara... Ne varmış? Immobilization Devices. Arkadaşlar 450 dolara hastamıza daha iyi bakabilmek için bazı aletler varmış. Ondan aldık şimdi. 643 dolarımız kaldı. Bir sonraki bölümde beygirini yükselteceğiz ambulansımızın. Yeni hastalar alacağız. Hastaneye götüreceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumları bekliyoruz. Görüşürüz.